Hoş geldiniz. Ben İpek, İtalya'da yaşıyorum ve buradan videolar çekiyorum. Bugün de İtalya'da bir günde bakalım 20 euro ile neler yapabiliyorum videosu çekmeye karar verdim. Aslında bu bütçe hakkında biraz düşündüm. 10 euro olsun diye düşündüm ama eşim bana 10 euro ile bir günde pek bir şey yapamazsın dedi. Doğru, haklı. O yüzden 20 euroya çıkarttım bütçeyi ve bakalım 20 euro ile bir günde neler yapacağız. Şimdi pizza yemeye gidiyoruz. Aslında böyle belirli bir plan yok ama akşama birkaç yapabileceğim bir şey var. Onları şimdiden biliyorum ama gün içerisinde nasıl gelişir bilmiyorum. Yani markete mi gideriz, pizzacıdan sonra, yoksa bir H&M falan mı yaparız birlikte? Ya bir şey bulur muyum bilmiyorum. Yani bu bütçeyle biraz korkuyorum ama bulamazsak almayız diye düşünüyorum. Böyle yani güzel sizinle 20 euroyu bugün harcayacağız. Bakalım. Pizzalarımızı aldık. Şöyle 3 dilim. Fabrikanın 2 dilim aldı. Ben 1 dilim böyle patatesle. Bir de şöyle bir şey aldım. Böyle bir paket yaptırdım. Fiyat olarak bu paketin içindekileri sonra göstereyim. Hatta durun şimdi göstereceğim. Burada böyle galetalar var ama şekerli. 4 tane aldım. Ve böyle hepsi 5 euro. Your pool of potato. Anche più grande, Mario, no? Hanno fatto fette più grandi. Morio grande, morio gimone, dei calcoletti grigi. Burada daha önce pizza yediğimizde bunun yarısı kadar bir dilim almıştık. Dedim Fabio daha sanki böyle büyük kesmişler. O da bana şey dedi, burada gramla hesaplıyorlarmış. Normalde mesela yani bir dilim pizza olarak hesaplanıyor. Gramla hesaplandığı için yani ne kadar büyük pizza kestiklerinin önemi olmuyor. Bitmiş az önceki. Sonradan bir tane daha aldı bakın. 1.30 bir de su aldı. Aşkım, you will finish nostro 20 euro too much festo. 1 euro ya da bir tane su aldı. Bunları da ekleyince 7.30'dayız şu an. 7.30. Şurada iki tane dede sabah sabah bira pizza yapıyor bu arada. Şey yapamam, fark eder diye tam çekemiyorum ama sabahtan başlamışlar. Bitirdik. Şimdi oje almaya geldim. Buradaki favori markam. Birkaç tane oje seçeceğim. Şu rengi çok seviyordum. Ama galiba bunun bir koyusu var elimde. Onu almayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir tane mavi buldum arkadaşlar. Bebiş mavisi. Şu yeşile de bir takılmadım değil ama almayacağım galiba. Bu ikisi olur diye düşünüyorum. Bir de şurada yüz yağları falan var. Onları bir okuyayım. Çıkacağım hemen. Gerçi bugün yetmeyebilir bütçem. Bakalım. Okey. İki tane oje aldım. 3.98 yani 4 euro. Eve geldik ve şu an şöyle bir hesaplayayım istiyorum. Ne kadar harcamışız diye. Pizza için 7.30 euro harcamıştık. Plus sonra ne yaptım? Oje aldım. 3.98'de. Aslında 4 tane şu anki suratlarıyla bir hesaplayalım önce. Sonra bir de son bir marketten deodorant almam gerekiyordu. Islak mendil. Bunları da ekleyelim. Aslında birkaç bir şey daha gerekiyordu da. Dedim ki yani çok artacak. O yüzden hani şu an bu videonun limitine sadık kalmak için sadece acil olanları aldım. 16 euro 17 tane diye bir sonuç çıktı. Ne kadar daha harcayabilirim diye bakıyorum. 3 euro 83 cent daha harcayabilirim bugün. Ve şu an günün yarısı zaten bitmiş bulunmakta. Eve geldik. Akşam için, yani akşam dışarı çıkacağız. Akşam için 3 euro 83 cent'im var. Şimdi yani 3 euro da ya da 4 euro da o kadarcık da artık santim de hesaplamazsınız diye düşünüyorum. Akşam için de birkaç tane plan var. Aslında konser var çok güzel ama Juicy Ferrera'nın diye hatırlıyorum. Ama onun girişi 30 Euro'dan başlıyor. Onu o yüzden geçin. Limite uygun değil, bütçeye uygun değil. Bir yerde bir festival var, ona gidebiliriz. Ya da bir yerde bir dans gösterisi olacaktı. O da bir hafta süren bir şeydi. Bir bakayım acaba bitmiş mi? Bir hafta boyunca her akşam dans gösterisi yapılacaktı orada. Eğer o bitmemişse ona da gidebiliriz.
Yani bu ikisi ücretsiz. O festival ve bu dans gösterisi ikisinden birinin ücretsiz olduğu için seçerim. Orada da artık zaten bir şeyler etsem 3 euro her türlü cebimden çıkar diye düşünüyorum. Yani İtalya'da 20 euroya çok bir şey yapılmıyor ama yapılıyor yine de ya. Yine de pizzamızı falan yedik yani sabah. En azından acil ihtiyaçlarımızı almış olduk. Akşam ama güzel eğleneceğiz. Zaten İtalya'nın sevdiğim yanı o. Eğlenmek istediğinizde bedavaya eğlenebiliyorsunuz. Yani cebinizde 3 euro olsa normalde dışarı çıkmazsınız belki ama şu an ben bu videoda size bunu göstereceğim. İtalya'da cebinizde son 3 euro kalmışken dışarıda ne yaparsınız onu birazdan göreceğiz yani. Denize gelmeye karar verdik, çok ani bir kararla. Şimdi işte park ettik yeni. Tabii dedim ki çok rahat bir akşam geçirmek istiyorum. O yüzden hani akşama doğru gidelim. Böyle yapacağız. Şöyle bir duş aldım. Bu arada saçlarım tekrar böyle kızıl kızıl görünüyor. Bir gözüme battı. Neyse size şeyden bahsetmek istiyorum. Parkinge 1 euro ödedik. Ondan bahsedeceğim. Şimdi demişsinizdir nasıl 1 euro diye. Saat şöyle biz 6:45-7 gibi oradaydık ve bu saatten 8'e kadar ücret ödüyorsunuz. Sonrasında sabah 8'e kadar kalabiliyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Mesela saat 4'te falan gitseydik 4 saatlik park ücreti ödeyecektik. Geç gittiğimiz için az ödemiş olduk. Bu arada yanda normal beachlerdi yani şezlonguna işte en az 20 euro falan ödediğiniz. Oralara da gidilebilir ama daha ekonomik. Biz zaten böyle hem de ekonomik olmasının dışında kendi kendimize kalmayı seviyoruz. Yani yanımızda önümüzde çok insan olsun istemiyoruz falan diyor. O yüzden bu şekilde tercih ediyoruz. Böylece 1 euroya İtalya'da denize de girmiş olduk. Geriye 283 euro mu kaldı? Şimdi akşam dışarı çıkacağız. Onu da orada muhtemelen harcarız diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz? Festivale gitmeye karar verdik. Yani bir şeyler atıştıracağız evde. Muhtemelen orada da zaten işte böyle sandviç, pizza falan tarzı şeyler olur. En kötü ihtimalle acıkırsak orada yeriz diye düşünüyorum. Saat bu arada çok geç. Şu an hızlanmam, çıkmam lazım. Yani yol 15 dakika falan çok değil ama en azından gece 10:30 gibi orada olalım diye düşünüyoruz. Giyinip hızlıca çıkacağım. Sürerken her zaman işleri batırıyorum. Ya rimel ya eyeliner oluyor o. Ve şu an şurada bir yukarıda ve aşağıda nokta nokta var. Onun için de eminim sizin de bildiğiniz bir yöntemdir. Kulak çöpü kesinlikle işe yarıyor. Çok böyle minik nemlendiriyorum ve o noktaları hemen almama yardımcı oluyor. Çok minik minik de olsa böyle siyah siyah bakın çıktım. Üstü şöyle güzel bir iki konum. Yani acayip bir kırmızısı var. Bunu kullanacağım çünkü biraz böyle lacivert çizgili bir tane üst var. Onu giymeyi düşünüyorum. Onunla güzel oluyor bu renk. Altına da beş bir tane pantolon giyeceğim. Şöyle biraz dudak şu kısmını belirginleştireyim. Tamam, şu an çok böyle patladı gibi görünüyor. Çünkü daha üzerimi falan giymediğim için biraz garip görünüyor ama kıyafetle uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Saçlarıma hemen bir topuz yapacağım. Üzerimi değişeceğim. Daha geç olmadan gidip şu ne kadar kaldı bütçemiz? 2 euro 83 santim olması lazım. Ona gidip bir harcayalım. Altyazı M.K.
decoration, I think. I really like amore altre cose. Possiamo guardare. The beach center cenneti buldum. Aşkım show my leg. Bir şöyle var ama çok fake. Yani çok aşırı fake. Çok sağlıklı. Bayıldım. Che cosa mi hai detto? Non va bene. Şimdi pizza aldık. Şu pizzacı meşhur buranın. Oradan. Bu arada arkamda çok güzel bir şarkı çalıyor ama duyamıyorsunuz. Böylece bütçeyi sıfırlamış olduk. Bu videoyu pizzayla açıp pizzayla bitirdiğimin farkındayım ama siz de farkındasınız ki biz İtalya'da yaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakıp videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.